Şimdi hem bu konuyu hem koronavirüs pandemisiyle mücadelede nerede durduğumuzu ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını hem de az önceki haberimizde aktardığımız bu aşı ile ilgili olarak aniden yapılan yönetmelik değişikliğinin ne anlama geldiğini, aşı konusundaki tartışmaları da bir değerli bilim insanı ile konuşacağız. Kardiyolog Doktor Profesör Doktor Sayın Bengi Başar canlı yayın konuğumuz. Sayın Başar, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar Zafer Bey. Sağ olun. Şimdi hocam, ilk önce gözünüz aydın mı diyelim, bu meslek hastalığı sayılması konusunda aylardır dile getirdiğiniz talebiniz. Evet. Yani meslektaşlarınız deyim yerindeyse bir bir aramızdan göçerken bu konunun bir süredir ya da bir türlü kabul edilmemesi karşısında bir hayal kırıklığı yaşıyordunuz ama sonuçta kabul edildi. Neler hissediyorsunuz? Bir de neden gecikti bu kadar sizce? Tabii gecikmesi tartışılır. Gerçekten çok daha önce yapılması gereken ve alınması gereken bir karardı. En sonunda en azından gerçekleştiğine sevindim. Kaybettiğimiz ya da bu işi yapamaz hale gelen, kaybettiğimiz için mağdur olan çocukları, eşleri olan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız adına tabii ki bu sevindiricidir. Hep şunu diyordum, en ufak bir şeyde mesela bir gazilik, bir şehitlik mertebesi çok önemlidir bu ülke için. Çünkü onlar bu ülkeyi koruyan savaşçılardır. Ancak bu ülke için şu anki en büyük savaşçılar sağlık ordusu. Bu ve bundan sonraki savaşlarda da sağlık adına o ordunun güçlü olması, arkasında devletin varlığını hissetmesi Zafer Bey en önemli aslında moraldir. Dolayısıyla olması gereken bir uygulamaydı. Geç de olsa alınmış olduğuna en azından sevindim ama tabii ki asıl sevineceğimiz nokta bunca arkadaşımızın, bunca sağlıkçının kaybedilmeyeceği bir sistemle çalışıyor olmalarıdır tabii ki. Hocam tabii karar yeni ama bilginiz var mı bilmiyorum. Geriye dönük çalışacak mı, bu Mart ayına doğru dönük olarak çalışacak mı sizce? O konudaki detayları işin açıkçası bilmiyorum Zafer Bey ama çalışması gerekir. Çünkü onca kaybedilen can var. Çalışmasıdır olması gereken aslında geriye dönük. Onları bilemiyorum. Herhalde detaylarını öğreneceğiz. Peki dileyelim böyle de bir tasarrufta bulunsun devlet. İnşallah. Çünkü hani bir gün, bir hafta, bir ay ya da 6 ay farkla böylesine doğal bir haktan, haklı bir talepten de onların da variste tutulmaması gerektiğini de ekleyelim. Hocam şimdi gelelim bu alınan önlemlerin, yani yaklaşık işte 3 haftadır uygulanan günlük sokağa çıkma yasaklarının, yani gece 21'den sonra ve hafta sonlarında uygulanan ikişer günlük, ki yaklaşık işte 2 saat sonra tekrar başlayacak hafta sonu yasağı 56 saat süreyle. Bunun etkisini herkes merak ediyor. Yani son bir iki günde gelen sayılar, veriler biraz belki hafif bir aşağı yönde bir hareketlilik gösteriyor ama ne diyorsunuz? Bu önlemler sizce gereken yavaşlamayı ya da durdurmayı sağlayabilecek mi? Şimdi gerekeni ne kadar sağlar soru işareti Zafer Bey. Gerekeni ne kadarını sağlayacağını zaten hep günlerdir tartışıyor meslektaşlarımız, hepimiz. Aslında hep şunu söylüyoruz. 2 hafta bile yetmez. 1 ay olursa ancak istenen başarı sağlanacaktır. Ancak şu var ki tabii ki ne yaparsanız yapın hareketi kısıtlamak bir çözüm sağlayacak kısmen de olsa. Bunu hep başından beri şöyle söylüyorduk Zafer Bey. Hep Eylül-Ekim ayları gibiydi. Bakın maskeyi çıkarmanın yasal olduğu ortamlar, kafeler, restoranlar ve burada insanlar iç içe, buna bu izin verilmesin. Bu sayının artışı ile birlikte buralarda limit getirilsin. Gerekirse kapalı ortamları uygulamadan çıksın. Yani oralarda oturulmasın. Açık mekanlarda daha açık mesafelerle, ancak bunların hiçbiri olmadı. Kapatılsın dediğimiz süreden çok daha sonra bunlar kapatıldı. Ancak bunların kapatılmasının ötesinde bugün bir alışveriş merkezi çılgınlığı yaşıyoruz, bağımlılığı yaşıyoruz. Hala açık. Spor salonları hala açık. Oteller mesela 4 günlük yılbaşı tatili diyoruz ama oteller açık. İnsanlar bunlar için planlar yapabiliyor. Bunlar aslında bizim zayıf halkalarımız. Ancak
Bence buradaki hareketliliğin azalması şöyle oldu. Devlet dairelerinde 10 ile 16 arası dediler. En azından sabah ve akşam diğer alanlarda, devlet kamu dışında çalışanlarda en azından aynı anda etkileşim toplu taşıma araçlarında olmadı. Kısmen bence bunun etkisi olmuş olabilir. Bir önemli değişim, hafta sonlarındaki kısıtlama ne kadar etkilidir bilmiyorum. Çünkü Google hareketlilik raporlarını döktüğünde istatistikçi arkadaşlarımız, özellikle Fatih Tankoca'ya da bunu tartıştık. Diyor ki öncesinde bu hareketlilik raporlarına baktığımızda cuma ve pazartesilerde hareketliliğin arttığını görüyoruz. Özellikle alışveriş mekanlarında. Bu da tabii bir bulaşma ortamı oluşturabilir. Oysa acaba akşam 21'den sonraki sabaha kadar olan kısıtlama, aslında biz şunu söylüyorduk. Ya o saatlerde zaten kışın kim dışarı çıkacak, ama enteresan olan biz şunu atladık aslında. İnsanlar hala ev gezmelerine gidiyormuş muhtemelen. 21'den sonraki kısıtlama en azından bunu azalttı diye düşünüyorum ve tüm bu hareketlerle bile poliklinik başvurularında azalma oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre %40, bilmiyorum o kadar mıdır, ama biz kendimiz sahada gördüğümüz gerçekten kısmen bir azalma oldu. Çünkü çok ciddi bir artış vardı. Yoğun bakım ve yataklarda da %20 oranında bir azalma olduğu ifade edildi. Yani yığılmada azalma oldu, öyle mi hocam? Yığılmada azalma oldu, ama bu yeter mi? Yetmez. Çok daha ciddi anlamda bu hızın kırılması adına tabii ki daha ciddi önlemlerin alınması gerekecektir. Bakın her geçen gün bir sağlıkçıyı kaybediyoruz bu yolda. Evet. Sayın Başar, daha ciddi, acı verici. Özür dilerim. Sayın Başar, daha ciddi önlemlerden kastınız pek çok hocamızın kastı en az 14 günlük tam kapanmadan söz ediyorlar. Evet. Yani işte evet, böyle bakkaldı, manavdı filan, böyle çok belki küçük istisnalarla tam kapanmadan, ama tabii bunun da ekonomik koşullar nedeniyle bir türlü kabullenilmediği ya da kabullenilemeyeceği gerçeği de ortada. Siz de aynı görüşte misiniz hocam? Ne yazık ki evet. Yani ekonomik, çünkü tam kapanma yaptığınızda bu kapanmayla kaybı olan insanların açıklarını kapatmak zorunda kalacaksınız. Bu da ciddi bir, anladığım kadarıyla, ekonomik bir külfet. Onun için bunu yapamadığımızı düşünüyorum. Peki Sayın Başar, gelelim aşı mevzuna. Şimdi bütün dünyada aslında bizim gibi büyük bir merakla ve tabii büyük bir endişeyle aşıyı bekliyor. Çünkü bu toplumsal bağışıklığın oluşturulması için işte %60, %70 oranında diyorsunuz bir yaygın aşı uygulaması, hatta iki doz aşı uygulaması lazım. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Çin'de üretilen aşıyı toplu olarak satın alıyor. Fakat bu aşı işte 11'inde geleceği söylendi bu ayın, ama bir takım aksaklıklar var anlaşılan. Dün Sayın Sağlık Bakanı'nın verdiği bir mülakattan öğreniyoruz ki önümüzdeki haftalara, belki 2021 yılının ilk günlerine sarkabilir. Tam bu tartışmalar yapılırken ya da bu konudaki kafa karışıklığı devam ederken bu sabah aniden resmi gazetede bir yönetmelik değişikliği yayınlandı. Acil kullanım onayı konusundaki koşulların hafifletildiği, yani testlerde ya da işte yurda girişte incelemelerde biraz daha acil kararlar alınabileceği yolunda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun aşının güvenliği açısından bir zaaf olduğuna mı inanıyorsunuz, yoksa gerekli mi? Zafer Bey, ne olursa olsun bu işin bir oyunun kuralı gibi, bu işin bir usulü var. Sonuçta faz 1-2 evet açıklandı, güvenli dendi, ancak faz 3 açıklanmadan, bir aşının güvenlik testleri yapılmadan onu büyük kitlelere uygulamak hiçbir anlamda ne bir bilimselliğe ne bir etik anlayışa sığmayacaktır. Sonuç itibariyle bütün şu an kullanımda olan aşılar, BioNTech'inden Moderna'sına, AstraZeneca Oxford aşısına, hatta Sputnik'ine kadar faz 3 çalışmalarını açıkladılar. Ve bundan sonra bir takım güvenlik testleri oldu. Sadece faz 3 çalışmaları açıklamakla da kalmadılar. FDA onayları, EMA hala ince eledi, sık dokudu ve bu onayları vermek için çok ciddi tereddütlerle 2 haftalık bir süreç koydu. Ve bütün bunlardan sonra güvenlik testini geçtikten sonra halklarına
yapacaklarını ifade ettiler. Sonuçta çünkü halkların güvenliği, sağlığı devletlerin çatısı ve kanatları altındadır. Sonuç itibariyle bizim beklediğimiz bu fazit çalışmaların açıklanması. Fazit çalışmaların açıklanmasından sonra bizim kurumlarımız tarafından güvenlik testlerini yapılması ve ondan sonra uygulamaya geçilmesidir. Dediğiniz gibi ilk önce 11 Aralık'ta başlanacak aşılama dendi. Sonra o 11 Aralık'ta aşılar gelecek safhasına geldi. Şimdi Ocak ortaları gibi bir telaffuzda bulunuyor. Ancak mesela bir Brezilya'da fazit çalışmalarına katılmıştı ve Sinovac'ı kısmen alacak ülkelerden biri, ki sadece Sinovac almıyor. Onlar aşı uygulamasını bu Sinovac'la ilgili Şubat'a kadar ilerlettiler. Çünkü faz 3'ü ve sonraki güvenlik testlerini geçme aşamasını bekliyorlar. Sonuç itibariyle bizim de bu kadar apar topar bir aşılama sürecine girmemizi anlamak mümkün değil. Biz onca ay bekledik. Bir ay daha bekleyebiliriz. Evet, bunun şimdi çok büyük bir önemi yok. Evet Bengi Hanım, şimdi bu resmi gazetedeki yönetmelik değişikliğinde kullanılan bir ifadeyi aktaracağım. Hem sizin hem de dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin daha birebir öğrenmesi açısından ve bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Diyor ki cümlenin sonuna doğru, ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için, bu veriler sağlanıncaya kadar kurum tarafından acil kullanım onayı verilebilir. Ve devam ediyor sonraki cümlede, ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında, bunu bize tercüme edersiniz herhalde, terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması ve yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için acil kullanım onayı başvurusunda bulunulamaz. Siz ne anlıyorsunuz bu iki cümleden? Vallahi çok karmaşık, bugün hocalarımızla da tartıştık. Acaba ithalatına mı kolaylık sağlamak anlamında mı böyle bir şey çıkardılar? İşin açıkçası biz çok fazla buna anlam veremedik. Ancak böyle olsa bile en azından apar topar yapmak yerine fazit sonuçları açıklanana kadar belki güvenlik testlerini yapmak ve bu en azından 1-2-3 hafta buna da vermek gerekebilir. Yani bu ifadeden ne yapılacağını işin açıkçası ben çok fazla çözemedim, çok anlayamadım. Anlayabilen olduğunu da çok fazla bilmiyorum, çünkü aramızda çok tartıştık bunu. Galiba bir an önce ruhsat alabilmek, bir an önce ithalat iznini alabilmek için mi böyle bir yola başvurdular? Ama bu bile aşının faz 3'ünü beklemeden, güvenlik testini yapmadan yapılmasına bir yol açmamalıdır. Benim ancak yorumum bu olabilir işin açıkçası Zafer Bey. Hocam son olarak bugün bültenlerimizde de bizim yer verdiğimiz, dünya çapında da dünya basında da yer alan bir haber vardı. O konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Aşının menşeini bilmiyorum, hangi ülkenin ürettiğini ya da hangi şirketin ürettiğini bilmiyorum, ama bir yerde aşının deneyleri sırasında ya da işte denekler üzerinde uygulanması sırasında iki kişi de çok ciddi alerjik reaksiyonlar sonucu galiba ölüm gerçekleşmiş ya da böyle çok olumsuz bir sonuç gerçekleşmiş. Bu 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi gibi sayılar küresel olarak endişelenmemizi gerektirecek şeyler midir böylesine deney aşamalarında? İşin cahili olduğumuz için bizi aydınlatır mısınız? Estağfurullah. Faz 3 aşama, zaten bu fazlar bunun için, aslında şu anki aşılarda faz 1-2, yani bu anlamda güvenlik testlerini geçtiler görünüyor. Ancak biliyorsunuz AstraZeneca, Oxford aşısında bir takım sorunlar yaşanmıştı. Muhtemelen söylediğiniz bu olabilir. Çok ağır komplikasyonlar olmuştu. Transvers miyelit denen sinir sistemi tutulumuyla alakalı. Ve bu hastalık aslında 256 bin kişide bir görülürken İngiltere'deki 8 bin kişide görülmüştü. 8 bin kişinin içinde 2 tane görülmesi üzerine askıya alınmıştı. Hatta Amerika çalışmalarda, kendisi de katıldığı çalışmalarda
ben devam ettirmeyeceğim, bekleyeceğim demişti. Daha sonra Hindistan'da keza benzer bir yan etkinin yine olması üzerine orada hatta bir davaya yol açacak şekilde gitmişti. Ve ancak orada da bir askıya alınma oldu. Ancak daha sonra açıklamalar hep bunun işte placebo kolunda ya da başka etkenlerle olduğu ve aşı kaynaklı olmadığı yönünde olup daha sonra güvenlilik testlerini geçti bu aşılar. Alerji testlerine, alerjik reaksiyonlara gelince bu da BioNTech aşısında iki tane İngiltere'de yine bir tane de Amerika'da görüldü. Bu şeydir, bu virüse ait o mRNA'nın, o genin bir parçasının virüsün hücreye sokulabilmesi için bir kılıf gerekiyor. Yağda çözünebilecek, hücre zarından geçebilecek ve o yapıyı oluşturan polietilen gliserol denen bir maddeye karşı alerjik reaksiyonu olan kişiler dedi. Anjiyonötik ödem diye tabir ettiğimiz ağır alerjik reaksiyon, işte dil şişiyor bazen mesela arı sokmalarında, penisilin alerjisinde gibi olabilen birçok maddeye karşı bazı insanlarda nadir görülebilen bir durumdur bu. Buna karşı bir alerjik reaksiyon, işte müdahale ediliyor onlara ve ama bütün bunlara baktığınızda aslında bu ihtimallerin milyonda 1 ila 2 olduğu ve bu ihtimallerce insanları aşıladığınızda aslında bunların çok önemli olarak sayılmayacak ihtimaller olduğu ifade ediliyor aşılara dair. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.